Son zamanlarda hiç bu kadar heyecanlı bir yere gelmedim. Burası dünyanın en büyük tuz çölü. Merhaba Türkiye. Şaka gibi bir sahne görüyorsunuz. Hayatımda ilk defa böyle bir yer görüyorum. Rüyada ışınlanmış gibi. İşte buradan itibaren aslında arka tarafta oteller başlıyor. Bunların hepsi tuzdan yapılma. Şu an sanki Antarktika'dayım. Tadıyorum tuzu. Şimdi gel. Biraz sonra bu çöl bakın ne olacak. Bize gözlerinizi kapatın. Size bir sürprizim var dedi. Bakalım neymiş. Bir gezgin için olmazsa olmaz noktaya geldim. Bayraklı alana. Sanki buz kırılıyor. Bir sesimizi bize ver mucizelerini. Hayır, yanlış oldu. İnanılmaz, böyle fantastik ya. Çok enteresan bir yer gerçekten. İyi ki gelmişim dediğim bir yer. Türkiye, günaydınlar. Hello. Hello. I'm from Turkey, I'm from Bolivia. Bolivia. My name is Israel. Your name is? Israel. Israel. Yeah, like the country. Like the country. İsrail'miş ismi. Herkese Bolivya'dan Salar de Uyuni'ye gitmek için Uyuni kasabasından selamlar. Bugün artık dünya turundaki en büyük hayallerimizden birini gerçekleştirmek üzere dünyanın en büyük Chuz Çölü'ne gidiyoruz. Harika bir video olacak. Bir tur satın aldık. Kişi başı $30 verdik. Arabamız geldi. Lafı çok uzatmayacağım. Yolda zaten yaşadıkça anlatırım. Haydi bakalım. Başlayalım. Vallahi bu da olabilir dedi. Servis de olabilir dedi araba. Please, gezgedin. Çocuk İngilizce konuşuyor. Edward is my brother. Bindik arabaya, gidiyoruz. Bu tur $30-40 civarında kişi başı. Sizi böyle sabah alıyorlar. Köyleri gezdiriyorlar. Önemli böyle fotoğraf çekilecek yerleri gezdiriyorlar. Dünyanın en büyük tuz çölüne götürüp orada gün batımı falan izliyorsunuz. Gezginler için Machu Picchu ve Bolivya'daki Salar de Uyuni çok önemlidir. O yüzden sonuna kadar izleyin. Çünkü şimdi gideceğimiz o çöl aslında tuz çölü, daha doğrusu Marmara Denizi'nden dahi büyük. O yüzden heyecanlıyız. Güzel bir gün olacak. Başladık. Şimdi bizi toplama merkezine getirdiler. Böyle otellerden herkesi alıyorlar. Sonra bu acentelerin önünde bu büyük arabalara bindiriyorlar. Bakalım nasıl gideceğiz. Sırayla şimdi isimlerimizi okuyacaklar. Arabaları yerleştireceklermiş. Burada bile öyle bir turizm var ki. Şuraya bak, nesi bir inanabiliyor musun? He? Yani geldiğimiz yollara bakılırsa diyorum ki nasıl bu kadar turizm olabilir? Ya. İşte nasıl anlattılarsa. Her yerde diyorlar ki YouTuber'lar, Instagramer'lar var diyorlar. O yüzden çok iyi buranın pazarlaması oluyormuş. Şoktayız. Bu kadar insan beklemiyorduk. Buralara gelmek çok zor yani. Hiç kolay değil. Önceki bölümü izleyenler biliyordur zaten. Yani toprak yollardan geliyorsunuz. Hiç gelişmemiş bir ülke aslında. Ama işte bu dünyanın en büyük tuz çölü burada olduğu için inanılmaz iyi pazarlayıp sattılar. Bakalım. Umarım heyecanlandırdığı kadar görsel şölen de verir. Böyle bir Uyuni adında kasaba. Küçücük bir yer, böyle tuğladan evler var. Tek katlı, üç katlı olanlar da var. Hiç gelişmemiş bir yer. Otel yok, doğru düzgün restoran yok. Belli başlı bu işin farkında olanlar sadece kaymağını yiyor. Ama geri kalanların geçimi de çok zor. Yani insanlar burada günde $3-4 yaşamaya çalışıyorlar ve pahalı marketler falan vesaire. O yüzden en büyük gelirlerinden bir tanesi turizm. Doğru düzgün bir de şey var, tuz madenlerinden para kazanıyorlar. Dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Ama halka geldiğini düşünmüyorum. Onu yollardan anlıyorsunuz zaten. Hadi bakalım, gidiyoruz. Do you have any question? Everything was clear? Everything is clear. Okay. Anlattı her şeyi. Her şey planlı. Biz ne paralar verdik, ne rezillikler çektik. O yüzden çok güzel bir tur olacağına eminim. Arabamıza geldik şimdi. Yolculuk başlıyor. Tren mezarlığına geldik. Şimdi tren mezarlığının niye önemli olduğunu size birazdan oraya gidince anlatacağım. Çünkü burası dünyadaki en önemli tuz yatakları. Evet, ama bu tuz yataklarını ne için kullanıyorlar? Bu ülke nasıl para kazanıyor? Ve bu tren ağlarını neden kurmuşlar? Şimdi sırasıyla hepsini yerinde göstereceğim. Rehberin peşine düştük bakalım.
Bu hatların hepsi hala aktif. Buradaki de tren mezarlığı olarak bilinen, vakti zamanında kullanılan ve çürümüş trenler. Ülkede en çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olabilir. Uyardıkları en önemli şey güneş kremi, şapka, gözlük ve suydu. Gerçekten şu an çölün ortasındayız. 22-23 derece gibi ama öyle bir güneş var ki yüzünüzü yakıyor böyle. Sıcaklıktan çok onun etkisini daha çok hissediyorsunuz. Zaten burası o kadar özel bir coğrafya ki gece gözlem noktası olarak dünyadaki en iyi bölgeden biri seçilmiş. Çok düz olduğu için. Ve çok berrak olurmuş gökyüzü. Şimdi bir ülkeyi anlamadan böyle tarihi önemli noktaları gezmek olmaz. Bolivya niye önemli? Bir kere Bolivya ismi Simon Bolivar'dan geliyor. Yani buradaki o zamanlar Madrid ne kadar önemliyse bu coğrafyada bulunan silver yani gümüş madenleri de o kadar onlar için önemli bir şehir varmış. İsmini unuttum. Orası için geliyorlarmış ve burayı sömürmeye geliyorlar. Ve dünyadaki buradaki tuz kaynakları var. Yani dedim ya çok büyük çöl var oraya gideceğiz diye. Lityumların dünyadaki bütün lityum bu telefonlarda da kullanılıyor, arabalarda da %25'i buradan çıkıyor. Peki buradan çıkıyorsa neden Bolivya zengin bir ülke değil? Çünkü işlemiyorlar. Bütün ham maddeyi satıyorlar. İşte bu ham maddeyi satmak için de 1880'li yıllarda tren hatları kuruluyor. Bunlar işte Amerika'dan geliyor, İngiltere'den geliyor bu trenler ve ülkenin her bir yanını Simon Bolivar'dan sonra gelen Sucre adındaki bir lider, hatta bu ülkenin başkenti Sucre, diyor ki bütün diyor, ülkenin dört bir yanını zenginleştirelim, tren maden hatlarımızı kuralım, madenlerimizi satalım diyor. Ve burada hala günümüzde aktif olarak giden hatlar var. Az önce gösterdim ya, o Şili'ye gidiyor. Her gece buradan tren kalkıyor ve tuz taşıyorlar. O yüzden çok zenginmiş o zamanlar, bundan işte 100 sene, 150 sene önce bu coğrafya. Sonra 1980'de burada kriz olmuş. Kriz olunca bir gecede bir ekmek, bir bolivarken sabahına 2000 bolivar olmuş. İnanılmaz bir enflasyon olmuş ve enflasyon olunca ekonomi çökmüş. Ekonomi çökünce de haliyle bu tren hatları çöp olmuş. Sonra bu tren hatlarında insanları işte işten çıkartmışlar, hatları iptal etmişler ve bu iptal edilen hatlardan bir tanesi de bu arkamda gördüğünüz. Ve Bolivya'daki tek tren mezarlığı bu. Sonra demişler ki 5-6 sene sonra yeniden fiyatlar düzelince bu trenleri kullanmayalım, yeni daha modern trenler yapalım. Bunları da demiş turizm için kullanalım. Buraya çöle gelen adamları da buraya dahil edersek rotalarına buradaki bir turizm kalkınır demiş ve dünyadaki en ünlü şu anda tren mezarlığını görüyorsun. Denizlere çıktın. Trenin içini görmeden gitmek olmazdı. Şöyle girdik. Gezeceğiz. Burası da bak kazanıymış. Kazanı evet. Şimdi Coca-Cola şişesi atmışlar içine. Çöplük olmuş şu an. Şöyle gezelim bakalım. Bunlarla işte madenleri taşımışlar yüzyıllarca. Şimdi günümüzde hala şu hattı kullanıyorlar. Şurası Uyuni şehri. Uyuni toplanma noktası demek. Eskiden burada yaşayan yerel insanlar ya yani indigenous dedikleri insanlar ikiye ayrılıyorlarmış. Keçualar ve diğerleri diye. İspanyollar buraya geldikten sonra da tabii ki karışmışlar. Burada hala çok fazla keçualı var yaşayan ve onların dilinde de Uyuni toplanma noktası demekmiş. Bayağı şey öğreneceğim bu gezide. Yani ben böyle boş video yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. İngilizce duyduğum her şeyi size aktaracağım merak etmeyin. Arka planda görüyorsunuz. Buradan çıkan demirleri dahi değerlendirmişler ve böyle farklı farklı film karakterlerini yapmışlar. İnsanlar gelip burada fotoğraf çekiniyorlar. Instagram'da paylaşıyorlar. Reklama devam. Şimdi nereye gidiyoruz? Buradan ayrılıyoruz. Bir köye doğru ilerliyoruz. Haydi bakalım. Vamos.
Şimdi dostlar, bu yolculuk 40 dakika falan sürecek. Normalde istesek hemen buradan o çölün olduğu, tuz çölünün olduğu yere girebiliriz. Ama diyorlar ki bazı yerlerde tuz kalınlığı sadece 50 santim ve aşağısı su. Hal böyle olunca bazen turistler buraya gelip biz kendimiz gezerim diyormuş mesela ve batıyorlarmış suyun içine arabalarıyla. O yüzden ana hatlar varmış, bildiğiniz ana yol gibi düşünün. Onlar tabii onun yolları biliyorlar ve yaklaşık 7 metrelik tuz tabakasının olduğu yer varmış. O yüzden çok güvenli diyorlar. Şimdi gideceğimiz yerde de bir tuz rafinerisi var. Orada tuzdan neler yapıyorlar, işte ürünlerini vesaire işlemlerini göreceğiz. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. 40 dakikalık yolculuğumuz başlıyor. Geldik arkadaşlar. Tuz tesislerinin oraya. Kolçani adında bir kasabaya geldik. Burası ilk tuz madeninin ve fabrikasının olduğu yermiş. Burada şimdi hem buradaki dükkanları gezip süreci anlayacağız. Hem de alışveriş yaparız. 40 dakika falan burada takılacakmışız. Hiçliğin ortasındayız. Yani yolda gösterdim manzaraları. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bütün bölge zamanında o kadar kurakmış ki aslında ilk zamanlar okyanusmuş. Sonra buharlaşmış sular ve tuz kalmış. Yani aslında tuzun kalma sebebi buymuş buradaki. Ve şimdi günümüzde de bakın insanlar buradan turizm kapısı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Üretim yerlerinden birine geldik. Vay, bunların hepsi tuzdan mı? Aha, tuz bu işte. Alın, buyurun tuzumuz. Can we taste it? Yes, you can. Is it okay? Yes, okay. It's up to you. Abi, tadabilirsiniz dedi. Tadıyorum tuzu. Şimdi geldik. Bu bildiğim tuz işte. Bildiğiniz tuz. And the workers use this kind of tools just in order to cut something like this and böyle. They struck the block. Böyle kesiyorlarmış. Bu arkadaşlar için tuz neden önemli ve bu tuzdan neden iyi para kazanamıyorlar? Biraz ondan bahsedeyim size. Bu tuz aslında ülkenin birçok yerinde var. Vakti zamanında depremler olduğunda iki ana kara sıkıştığında bu tepeler oluşmuş ve şu an yaklaşık 3500-4000 metredeyiz ve milyonlarca yıl önce de bu tepeler kurumuş. Kurak olunca da ne olmuş? Tuzlar ortaya çıkmış. Ve daha bundan 90 sene öncesine kadar bu saf tuzu yiyorlarmış. Ve bu yedikleri tuz boğazlarında hastalık yaratıyormuş ve bademcikleri kocaman oluyormuş. Çocuklar küçük doğuyormuş ve 90 sene önce devlet bu tuza katılması gereken alyon ismi bir şey dedi, bir madde kimyasal. Onun katmadan satılmasını yasaklamış. Günümüzde de artık bunu katarak üretiyorlarmış ve az önceki yapım aşamasını da gördük, tuz süreçlerini ve alıyorlar tuzu, ısıtıyorlar. Bu kimyasalı karıştırıyorlar. 500 kiloda 1 kilo olacak şekilde. Ondan sonra da paketliyorlar. Ve paketlenirken de iki farklı şekilde kullanıyorlar. Bir yemek için, bir de ızgara barbekü için kullanıyorlar. Ve o paketlerin tanesi sadece 1 peso. Ve bu ülkede 1 dolar 7 peso düşünün. Peki neden bu işten iyi para kazanamıyorlar? Çünkü halkın ihracat yapması yasakmış. Ve aynı zamanda rakipleri Şili ve diğer ülkeler, işte Peru vesaire, oralarda da varmış bu tuz çölleri. Onlar daha güçlülermiş bu alanda. Mesela buradan giden tuz Şili'ye gidiyor. Yani aslında kaymağını yiyenler ne yazık ki yine her zamanki gibi halk değil. Neler neler yapmışlar tuzdan. Yemekli tuzdan para kazanamadıkları için turizmde kullanılmak üzere böyle tuzu değerlendirip şekiller vermişler. Efsane büyük. Detaylı şeyler de var. Şu mesela bir file benziyor. Şurada baykuş yapmış tamamen saf tuzdan. Hayatımda ilk defa böyle bir yer görüyorum. Hem yerel halka destek olalım hem de fiyatları gerçekten çok uygun olduğu için böyle hediyelik bir şeyler aldık Nesko'yla. Dursana bir Nesko çekeyim. Şu tanesi 10 peso sadece. 1,5 dolar falan. Şu gezideki en uygun yerlerden birisi oldu hediyelik eşya konusunda. Şimdi arabaya biniyoruz. Buradaki dünyanın ilk tuz oteline gidiyoruz. Yollar artık tam toprak oldu.
Otele doğru böyle yerden ilerliyoruz. Etrafı görüyor musunuz? Her yer çöl. Buralara hiç yağmur yağmıyor neredeyse. Tabi yağdığı sezon da varmış bu taraflar ama belli yerlerine ve biraz sonra bu çöl bakın ne olacak. Bize gözlerinizi kapatın. 2 dakika boyunca dedi. Size bir sürprizim var dedi. Bakalım neymiş. Gözlerimizi kapatıyoruz. Kapattım hadi. 3 dakika kapattık. Muhteşem bir deneyim oldu. Gracias Ervana. Tadını daha iyi. Rüyada ışınlanmış gibi. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? Son zamanlarda hiç bu kadar heyecanlı bir yere gelmedim. Şu an bir hiçliğin ortasındayız. Harika bir deneyim oluyor. Ve benim yani bu 99. ülkem, çok uzun zamandır burayı da görmek istiyordum ve sonra nasip oldu. Özellikle şu noktayı tam. İşte buradan itibaren aslında arka tarafta oteller başlıyor. Bir tane en eski tuz oteli var. Oraya yemek yemeye gideceğiz. O enteresan fotoğrafları da hani Instagram'da görüyorsunuzdur. Bu objeleri kullanarak yapıyorlar. İşte en çok mesela dinozorlar kullanıyorlar. Şu şişeyle mesela kafasına vuruyor falan. Çünkü sonsuzluk var arka tarafta. Böyle bir yanılsamanın içine giriyorsunuz kadrajda. Ben de şimdi bir hayalin peşinde Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan takip edersiniz. Yaklaşık 300 küsür bin kişi olduk. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Buranın biraz çocukluğunun keyfini çıkaralım. Bu arada gördüğünüz yapı da tamamen tuzdan yapılmış. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Sonra fotoğraf çekinecekmişiz. Bayağı acıktık bu arada ya. Şimdi burası dünyanın en büyük tuz çölü. Şurası kuzeyi. Şurası güneyi. 182 kilometre. Doğu batı da 232 kilometre uzunluğunda. Düşünün. Bir yönden diğerine gitmek 2-3 saat sürüyormuş arabayla. O kadar büyük bir coğrafyadayız ve ucu bucağı her yer tuz şu anda. Gözlük olmasa var ya insan mahvolur. Şurada tepede dağlar var. 2 günlük tur alırsanız bir gün sizi bu çölü gezdiriyorlar. Bir gün de o volkanik dağda kalıyorsunuz ve volkanik dağdan da çok güzel manzaraya karşı uyuyormuşsunuz. Zaten demiştim ya depremlerle oluştu burası diye. O yüzden her yerde volkanik dağ var ama çoğu aktif değil. Dakar yazısını görüyorsunuz. Az önce de görmüştünüz. 2018 yılında burada normalde o yarış yapılacakmış ama devlet buranın, önce halk bunu kutlamak için oraya çok büyük bir tane heykel yapmışlar. Ülkemizin reklamı olacak diye. Ama yarışmayı düzenleyen organizasyon 1 milyon dolar para istemiş. Devlet de demiş ki bizim daha önceliğimiz var. Yol, eğitim vesaire. Zaten tuzdan da para geliyor. O yüzden size para veremeyiz demişler. O yüzden Dakar'ı görünce şaşırmıştım. Açıklaması buymuş. O kadar çok kurakmış ki bu çatlaklar o yüzden oluyormuş zemindeki. Hiç yağmur yağmamış. Şu an kuru zamandayız ama yağmurlu zamanda da buraya kadar gelebiliyorlarmış. Burası bir otelmiş eskiden ama sonra restorana çevrilmiş. İçeride anlatacağım. O yüzden şu an biz çok şanslıyız çünkü daha uzaklara gidebileceğiz. Eğer yağmurlu sezonda gelseydik en uzak gelebileceğimiz yer burası olacaktı. Hadi içeriye girelim. Bunların hepsi tuzdan yapılma. Peki diyeceksiniz yağmurda erimiyor mu yağmur sezonunda? Yine tuzla kaplıyorlarmış, o zaman erimiyormuş. Ya da alçılarla bir şeylerle kaplıyoruz dediler. Yoksa erir dedi tuz. Ve odaya geldik. Nez gözüm kanadı beyazdan. Oturacağı yerler bile tuzdan. İçeriği geziyoruz. Şimdi diyeceksiniz neden bir tane otel var?
Ve hatta burası artık niye otel olarak kullanılmıyor? Çünkü doğayı korumak için. Buranın bakımı zor olduğu için ve her gelen insan pislik bıraktığı için şeyi iptal etmişler. Oteli sadece restoran olarak hizmet veriyormuş. Ve buranın bir sahibi varmış. Buradaki bütün atıkları, tuvaleti dahil yakındaki köye götürüyorlarmış. Ve geçen yıllarda İsviçre'den mi bir yerden dedi, çok büyük bir yatırımcı gelmiş buraya. Dünyanın en pahalı tuz otelini yapmak istemiş ve kişi başı gecelik konaklama $2,000. 6 ay boyunca dolmuş. Ama daha otel ortada yokmuş. Pandemi öncesinde, sonra bütün Bolivya halkı ayaklanmış. Demişler ki bu şirketle devlet arasında bir corruption, yani yolsuzluk var. O yüzden biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Çünkü bu onlar için en büyük ülkenin gelir kaynağı. Ve bunu kaybetmek istemedikleri için, doğaya zarar vermemek için projeyi iptal ettirmişler. Böyle de bir şey öğrendim. Helal olsun Bolivyalılara. Yemeği bu restoranın içinde yiyorsunuz. Tura dahil oluyor. Bakalım ne verecekler. Bunların gördüğünüz her şeyin, tekrardan söylüyorum, tuzdan yapıldığını belirtmekte fayda var. Zeminde kum değil, tamamen tuz. Şöyle masalarımıza oturduk. Yemeğimizi bekliyoruz. Nes, güzel mi? Dünya turunda ilk kaçına girer? İlk üçe girer. Çok iyiydi değil mi? Yani geldiğimize değdi her şeye rağmen. Kesinlikle değmez mi? Valla çok fantastik ya. Şöyle pirinç şey, pilav gibi bir şey var ve bu da lama etiymiş. Bildiğiniz lama yiyeceğiz. Hadi bakalım. Yemek geldi, böyle bir tabak yaptım. Nesibe vejetaryen gidiyor. Yumurta mı o? Öyle yani, bir şey galiba. Ha, bu mu? Hadi bakalım tadına bakalım. Şöyle bir salata yapmışlar. Patates falan var içinde. Güzel. Şöyle bir şey var. Bunu sevmedim. Ne ya? Ha evet ya, bizim hiç bize uygun değil. Ve lama eti. Allah'ım, akşama kadar bizi doyursun yeter. Yiyorum. Çok sert. Öyle mi? Aşırı sert. Belki önceden pişirdiği için. Bence de. Şu an çiğneyemiyorum. Şu an sanki Antarktika'dayım. Soğukluğu dışında her şeyi bana onu hatırlatıyor. Bir buzun üstünde yürüyormuşum gibi hissediyorum ve yeri geldiğinde buranın derinliği yaklaşık 100 metreymiş ve daha da aşağı gidiyormuş. Lakin 8 metreden sonra mı dedi, tam hatırlamıyorum. Aşağıdaki su içilebilir su değil, mineralli suymuş. Ama yürüdüğümüz yerler sağlammış. Demiştim ya biliyorum başında. Bazı yerlerde çok inceymiş. O yüzden şu an arabalar, işte biz, otel kurmuş adam, her şey tuz katmanının üstündeyiz. Ve bir gezgin için olmazsa olmaz noktaya geldim. Bayraklı alana. Hadi gelin bakalım. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Şimdi adamla konuştum, bayraklar dedim nasıl asılıyor. Buraya gelen gezginler getiriyormuş. Yırtılınca da değiştiriyorlarmış buradaki görevliler. O yüzden bileydim, Türkiye'den bile cebimde koyup getirirdim. Hani buralara tur düzenleyen birileri varsa ya da yola düşen ya da ne bileyim milli havayolu şirketlerinde çalışan varsa bir bayrağımızı getirin de asın buraya, size zahmet. Biz çok üzüldük. Bir de bir şey daha söyleyeyim abi, üzüldüğüm. Dünyanın dört bir yanından millet görüyorum. Hiç Türk yok gezen. Nasıl geçsin bizimkiler? Gerçekten var ya, Fransız çocuklardan, Alman çocuklardan tutun, Norveç, İsveç. Yani nereler nereler. Biz yokuz ya dünyada gerçekten. Yani çok üzücü. Bir tane Türk görmedik daha, haftalardır ya, haftalar oldu. Ama her gittiğimiz yerde ya Fransız ya Alman görüyoruz. Geldik. Çanta dursun gerçi, bir şey olmaz. Bakın nerelere geldik dostlar.
hiçliğin ortasına geldik. Yaklaşık yarım saat 40 dakikadır arabayla son sürat bizi buraya getirdiler. Bu işte bölgeyi meşhur kılan Instagram fotoğraflarını çekmek için geldik. Bakın birazdan neler çekeceğiz, göreceksiniz. Yeah, it makes me wonder. Aa, su var. Bak buradan çıkmış. Alttan gelen su akıntılarıymış bu. Su akıntıları patlatmış burayı böyle. Bundan daha büyükleri de oluyormuş, 3-4 metrelik. Sabah bunu demiştim. Canlı canlı gördük. Atlasanız bile batmazmışsınız. Aynı Ölüdeniz'deki gibi, Ürdün'deki, İsrail'deki sınırda var ya, tuzdan dolayı. O yüzden bu şekilde buraları gezmek gerekiyormuş. Şimdi bir saat fotoğraf çekeceğiz burada. Delikler oluşmuş. Daha büyük delikleri de varmış. Is this a quite stinky, but the crystal is something like this. Çok kötü kokuyor ama ya. Evet. Geldi mi kokusu? Geldi. Ya şu yürüdüğümüz yerlerin altı öyle çok derin değil, olmayan yerler var ama o kadar sert ki arabayla üstünden gidiyorlar. Allah'tan yolları biliyorlar. Yoksa böyle batabiliyorsunuz tabii ki. Fotoğraf zamanı. Sesleri dinleyin. Sanki buz kırılıyor. Çok güzel bir yermiş. Duy sesimizi, bize ver mucizelerini. Hayır, yanlış oldu. Az önce gördüğünüz komik sahnelerin hepsinin arka planı bu işte. Yani o yanılsamayla yapıyorlar. Instagram'a girerseniz benim Bir Hayalin Peşinde sayfamda göreceksiniz videolarını falan. Daha komik şeyler de paylaştık. Hem de aynı zamanda Salar'da Uyun'u yazdığınızda burada bu olayın ne kadar yaygın olduğunu ve turizm açısından ne kadar büyük fayda sağladığını görürsünüz. Binlerce paylaşım var. Ama arka planını da size göstermiş oldum. Sevgili ağalar, paşalar, çok güzel fotoğraflar çektik, videolar çektik. Şimdi burada sadece kurak dönemde gidilen bir adaya gidiyoruz. O adanın etrafında yürüyüş yapacakmışız. Bayağı böyle eski bir adaymış. Yolumuz yine her zamanki gibi. Geldik Kaktüs Adası'na. Hayatımda ilk defa bu kadar çok kaktüs görüyorum. Birazdan hepsini anlatacağız. Bir park edelim. Meşhur Kaktüs Adası'na geldik. Giriş 30 peso. Yani yaklaşık 4 dolar veriyorsunuz. Doğayı korumak için toplanan bir paraymış. Çok enteresan kaktüsler var. Hani bizim oralarda da olur. Bir tane iki tane görürsün. Ama burada böyle binlerce var. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İçeriye beraber gezelim. Biletlerimizi şimdi verdiler. Adaya yürüyüş başlıyor. Yaklaşık 1 saat boyunca adanın etrafında dolaşacakmışız. İşte gördüğünüz şeyler mercan kayalıkları. Bu da buranın zamanında okyanus altında olduğunun kanıtı. Ve bölgede yaşam sadece bunun gibi 20 küsur ada varmış. Adalarda var. Yani herhangi bir gölün içinde, tuz gölünün içinde yaşam yok. Ve de bu adada sadece tavşan yaşıyormuş. Bölgede her şey kurakken bir tek yaşam bu adalarda var. Abi yürüdüğümüz yolun güzelliğine bakın. İnanılmaz böyle fantastik ya. Vay vay vay, tepeye çıkınca bölgedeki kaktüslerin zenginliğini insan daha net görüyor. Abi çok enteresan bir yer gerçekten. İyi ki gelmişim dediğim bir yer. Ve iyi ki şu videoyu yapmak nasip oluyor, size de gösterebiliyorum. Dünyada ne enteresan yerler var dostlar ya. Şimdi tepeye çıkıyoruz. İnanılmaz bir manzara var, inanılmaz. Yukarıdan daha güzel olacaktır. Abi şunun yüksekliğine bak. Kaktüs dedin ufacık olur ya. Şunlara bakın. Dünyada gördüğüm en büyük kaktüsler. Meyvesi de oluyor normalde ama şu an yokmuş. Ve de kuşlar gelip kaktüslerin şeylerini yiyormuş.
Klasik doğanın kanunu. Kaktüslerden bir tanesi. İnsan bedeni kadar var. Ama bundan daha büyüğü de varmış. Nesibe, hiç kıpırdama. Büyüklüğünü anlayabiliriz böylece. Şuna bakın ama bir alkış mı yapıyor, hareket mi çekiyor gibi. Bir deseni var. Bu parkur 2 kilometreymiş. Ha dostlar. Ben daha kısa sanıyordum. Abi geldiğimiz yere bakın. Vay 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 vay. Şunların hepsi yolları. Şu anda en tepeye çıktık. Sanki bembeyaz bulutlar kaplamış gibi etrafı. Az önce rehber ne dedi biliyor musunuz? Türkiye'deki birçok diziyi biliyor. Fatma Gül'ün Suçu Ne'yi biliyor. Burada çok popülermiş. Bir kez daha buraya dizilerimizi satandan Allah razı olsun. Hatta İstanbul'u falan çok merak ediyorum bu yüzden diyor. Çok büyük etkisi var bizim dizilerin bu Latin Amerika'da. Bir de adam şeyi bile biliyor biliyor musunuz ya? Türkiye diyor uluslararası arenada ismi değişti. Artık Türkiye oldu değil mi diyor. Yani bunları bilmeleri bile bu kadar uzak yerde büyük başarı. Tres, dos, uno. Merhaba Türkiye. My friends in Türkiye. Please come to the salt flats. To Bolivia. You are welcome to Bolivia. Çok sıcak kanlı. Rehberimiz Alejandro. Yes. Alejandro'muz. Nice to meet you. Nice to meet you too, Armando. Dostlar şimdi burayı bitirdik. Harika bir tecrübeydi. Gerçekten dünyada gördüğün nadir, enteresan yerlerden biriydi. Kendine has doğası ve dokusuyla. Şimdi arabalara biniyoruz. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Burada çok güzel gün batımı fotoğrafları çekiliyor. Bize biraz sonra hazırlayacaklar. Harika bir coğrafya. Yine yolculuğumuz devam ediyor. Haydi bakalım. Bize bot giy dediler. Ulan dedim niye bot giydiriyorlar, ayakkabıları çıkarttırdılar. Bundan dolayıymış. Tuz Gölü'nün sulu kısmına geldik şu anda gün batımı izlemeye. Bir yandan yine fotoğraflar çekeceğiz. Hava şu an güzel ama biraz sonra buz gibi olacak. Böyle suyun ortasında yürüyoruz dayımla. Suyun üstünde yürüyormuş gibi görünüyor. Sonsuz bir göl var ileride yine her zamanki gibi. Enteresan bir tecrübe. Şuralar çok batmamış yalnız. Burası bayağı suyun altında kalmış. İşte buraya akşamüstü getiriyorlar, fotoğraf çekiniyorsunuz. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Şaka gibi bir sahne görüyorsunuz. Allah'ım bu nasıl bir yansımadır. Yani Bolivya'ya sırf burası için geldik. Başka hiçbir yeri merak etmedim. Artık bana birçok yer aynı gelmeye başladı çünkü. Ama burası çok özel, çok nadir. Yani bölümdeki heyecanımı da anlamışsınızdır. Gerçekten hayatta görülmesi gereken yerlerden bir tanesi daha bitti artık. Vallahi bu şirket 10 numaraydı. Beni bu dünya turunda baştan sona takip edenler bilir. Ne çok kazıklandık, ne paramızın verdiğimiz şeyin karşılığını alamadığımız çok zaman oldu. Ama bu adamlar süper. Şarap ikram ettiler. Şimdi böyle bir masa kurmuşlar. De başka ne var Nez? Çikolatalar var, cips var. Olsun, bunu yapmaları bile jest. Bu yoktu mesela şeylerinde, listelerinde. O yüzden güzeldi. Artık şimdi buradan dönüyoruz. Buradan sonra da ne yaparız bilmiyorum. Paraguay'a mı geçeriz, burayı mı gezeriz, Arjantin'in kuzeyini mi? Hiçbir plan yapmadım. O yüzden sonraki bölümü haberdar olmak için bildirimleri açarsanız dünya turuma ortak olursunuz. Ben artık şu manzaranın birazcık tadını çıkartayım bir şey çekmeden. Umarım sizlere bu bölgeyi en kapsamlı şekilde yine aktarmışımdır. Çok araştırdım, çok rehberle sohbet ettim, anlamaya çalıştım. Umarım güzel bir kaynak olmuştur Türkiye için, buralara gelecek insanlar için.
Şimdiden herkese çok selamlar, sevgiler. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bunu da içeyim de yabana gitmesin.